Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Çok yönlü önemli bir konuğum var. Birden fazla işi aynı anda yapan, başarıyla yapan bir isim. Havacılık sektörümüzün de önemli bir ismi. TUSAŞ Motor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Kısa adıyla TEİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı. TUSAŞ Havacılık Yapısallığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Öğretim Üyesi. Haber Ayrı'nın yazarı ve daha sayamadığım başka görevleri de var. Fahrettin Öztürkoğlu. Fahrettin Bey merhaba. Merhabalar. Çok fazla göreviniz var. Daha başkaları da var biliyorum. Bu kadar görevi aynı anda yapabilmenin zorluğu var mı? Önce onu sorayım. Nasıl ayrıştırıyorsunuz? Yo, aslında şöyle, benzer işler olduğu için tabii ismen çok fazla gözüküyor ama benzer işler. Mesela havacılık yapısallarıyla ilgili olan birçok alanda çalışmalarımız var. Farklı isimler altında olabiliyor. Ama benzer iş olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Tabii bizim kişilik olarak da hiperaktif bir kişiliğimiz var. Ben onu söyleyecektim. Siz söylediniz. Biraz çalışmayı seviyoruz. Yani evet. İşkolik diyebileceğimiz bir şey. Diyebileceğimiz değil. İşkolik. İşkolik tabii. Yani çok okuyan, yazmayı, çok yazan, okumayı çok araştıran, seviyoruz. Evet. Çok çalışan. Biraz öyle. Yani çalışmayı seviyoruz. Tabii öğrencilerden de kopamıyoruz. Yani her ne kadar üst görevlerimiz olsa da öğrencilerimizi de bırakamıyoruz. Master, doktora, lisans her seviyede. O da bizi aslında belki de dinamik tutuyor. Yani onlarla birlikte olmak hem güncel kalıyoruz hem dinamik oluyoruz. Hem gençlerle hem şirketlerle beraber yolumuza devam ediyoruz. Siz aynı zamanda bu şirket, yani daha doğrusu akademik görevle endüstriyel ilişkiyi, şirketlerle bağlantıyı çok iyi götüren yahut da teoriyi, pratiği aktarma noktasında çok başarılı olan, bunu becerebilen ender akademisyenlerden birisisiniz. Şimdi aslında şöyle, ben hani akademisyenlikte endüstrinin problemleriyle ilgileniyorum. Yani aynı işi yani akademik olarak yapıyoruz. Beraber yaptığımız için de hem ülkeye faydalı oluyor, hem gençlere faydalı oluyor, hem bana faydalı oluyor, hem şirkete faydalı oluyor. Yani düşünün ki TUSAŞ'ın bir problemi bir öğrencinin master tezi oluyor. Evet. Veya TEİ'nin bir problemi diyelim, yani bu bir örnek, bir doktora konusu oluyor. Hem problem çözülüyor, hem ben akademik olarak ciddi manada beyin yormuş oluyoruz. Aynı zamanda güncel gelişmeleri takip ediyoruz. O önemli bir şey. Hı-hı. Yani dünyada neler olup bitiyor. Tabii bunun yanında da şirketimize katkı sağlıyoruz. Aslında zamanı etkin ve verimli kullanmanın bir yolu. Yani aslında burada kritik nokta zaman yönetimi. Yani zaman nasıl yönettiğiniz, ona hangi işleri sığdırdığınız, işleri nasıl yönettiğiniz şeklinde değerlendirebiliriz. Ya ben bu konuda mesela şu anda kompozit konusunda tezler veriyorum öğrencilere. Ama o tezler aynı zamanda TUSAŞ'ın ihtiyaç duyduğu bir alanda teknoloji geliştirme projeleri. Ya yani onlar bizim için geleceğe yatırım yapıyoruz. Hem TUSAŞ'a faydamız oluyor, hem akademiye faydamız oluyor, hem öğrenciye faydamız oluyor. Öğrenci ülkemizin, kendinin, şirketimizin işine yarayan bir çalışma yürütüyor. Siz bu çalışma metodolojisini biraz da yurt dışındaki tecrübelerinizden kazandınız diyebilir miyim? Diyebiliriz. Yani aslında benim hani kişisel gelişimimde özellikle Amerika'daki GE'nin deki kısa dönemde olsa çalışmamın büyük faydası oldu. O zaman contractor dediğimiz Türkçe tabirle taşeron diyoruz. Evet. Birçok projede görev aldık. Tabii orada aslında pratik uygulamaları gördükçe teorinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Yani aslında bir şeyler ürettikçe, bir şeyler gerçekleştirdikçe aslında konunun özüne doğru daha iyi gidiyorsunuz. Yani beraber yürüttüğünüz zaman hem teorinin, detayın önemi de ortaya çıkıyor. Tabii bunları hayatımızda, tabii ülkemiz de bize fırsatlar verdi. Yani TUSAŞ gibi bir kuruluşta genel müdür yardımcısı olduk, değişik görevlerde bulunduk. O tecrübeyi bugün karşıda gördüğümüz bir Hürjet uçağının üretiminde kullandık. Yani Türkiye'nin ilk jet uçağını üreten bir grubun başında bulunmam nasip oldu. Hatta bu da önemli yani. Oradan böyle, Kaan'a geçtiniz. Oradan Kaan'a geçtik. Yani ürettik. Üretimde yer aldık. Tasarım aşamasında imalat mühendisi hizmetleri verdik. Yani ekibimiz ve biz hani böyle önemli projelere katkı sağlamış olduk. Aslında akademik bilgimizi, tecrübemizi, 30 yıldan fazla imalat alanındaki bilgi birikimimizi bu projelerde kullandık. Hocam biraz bu tarafa geçtik madem.
Ben önce şeyi soracaktım. Bu akademik kariyeri devam ederken ne kadar makale ürettiniz? Dikkate alınan makale sayınız nedir? Ya aslında şöyle, ben hani makale yazmış olmak için pek makale yazmıyorum. Yani şu şekil oluyor. Bir çalışma yapıyoruz öğrencilerimle. Yani ama bu çalışma büyük oranda şey, şirketin bir problemi ya. Şirketin problemleri. Bu problemleri çözdükçe de onların belli bir kısmını bilimsel anlamda da yayınlıyoruz. Çünkü hem bu öğrencinin mezuniyeti için gerekli hani makale yazmak, hem de tabii biz de hani bilim dünyasına katkı yapmış oluyoruz. Üniversitemize tanıtıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Burada tabii kendinize de bir miktar tanıtmış oluyorsunuz bilim dünyasında. O çalışmanın çıktılarından patent oluyor, makale oluyor, konferans makalesi oluyor. Hatta bazen kitap da oluyor. Yani biliyorsunuz yazdığımız köşe yazıları kitap oldu. Kaç tane kitap oldu? Yani kitap olmaya başladı. Peki hocam, havacılık yapısalları ne demek? Şimdi bizi dinleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, havacılık sektörü merakları, TUSAŞ'taki göreviniz anlamını merak ediyor. Şimdi tabii İngilizce aerostructures dediğimiz, yani uçağın gövdesi, uçak kanatları, yani uçağın görünen fiziksel görünümü, uçağın yapısalları oluyor. Yani mesela kokpitinden başlayıp kuyruğuna kadar ki bütün dış görünüşü, içerisindeki ekipmanlar hariç, sistemler hariç, uçağın kabuğu diyelim, ana gövdesi, hepsi havacılık yapısallarının konusu. Yani burada ana gövdeler, kanatlar, efendime söyleyeyim kokpitler, ön ve arka yine elevatörler, kuyruklar, kuyruk dikmesi, bunların hepsi havacılık yapısalları. Tabii bunlar metal olabilir, kompozit olabilir, farklı malzemelerle üretilebiliyor. Peki insansız hava araçlarının yapısallarıyla insanlar arasında bir fark var mı? Ya üretim aşaması. Mutlaka, ama biz biraz yüksek kalite üretim yapıyoruz. Bizim insansız hava araçlarımız da biraz Boeing, Airbus kalitesinde üretim yapıyoruz. Tabii belki hani buna gerek var mı yok mu gibi tartışma konusu olabilir, ama üretim kabiliyetimiz yüksek baktığımız zaman. Ve bu da nereden kaynaklanıyor? Airbus ve Boeing kültüründen geliyor. Yani bu şirket uzun yıllardır, neredeyse 25 yıla yakın Airbus'a üretim yapıyor. Boeing'e üretim yapıyor. Leonardo'ya üretim yaptı. Bombardier'e üretim yaptı. Spirit'e, yani yine Spirit Boeing'in şimdi tekrar birleşti. Airbus'un üretim yapıyor. Yani böyle baktığımızda tabii dünyadaki birçok havacılık şirketine yapıyoruz küçük çapta üretimler. Yani bir tecrübe var, bir bilgi birikimi var. Bunu da kullanıyoruz. Şimdi bu tarafta genel müdür yardımcısınız ve havacılık yapısallarından sorumlu önemli bir görevi ifade ederken, diğer tarafta TUSAŞ'ın bir iştiraki olan İngilizce adı Turkish Engine Industry, millet daha çok öyle biliyor ya T'yi. Evet. TUSAŞ Motor AŞ'nin de yönetim kurulu başkanısınız. Orada motor çalışmaları nasıl gidiyor? Oradaki yönetim kurulu başkanı olarak nelere önem veriyorsun? Neyi takip ediyorsun? Aslında yaklaşık olarak 10 ay gibi bir süredir, belki 11. aya giriyor. Yönetim kurulu başkanlığı görevi yapıyoruz T'de. Tabii bunu Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından önerilmiş ismimiz. Herhalde hani ben iki taraf, çünkü birisi müşteri, birisi üretici, herhalde bu ilişkiler daha iyi yönetilsin diye. Çünkü bir tarafta ben platform üretiyorum. Evet. Öbür tarafta da motor üretiliyor. Daha sağlıklı bir iletişim olsun, daha hızlı ürüne dönüşsün anlamında herhalde böyle bir karar verdiler. Yani yönetim kurulu başkanı yürütüyoruz. Orada da amacımız özellikle, orada biliyorsunuz aynı zamanda G motorlarına ciddi bir tedarikçi, başka motorlara da. Ama asıl önemli nokta özgün motorlarımız. Aslında orada epey bir motorların prototipi üretildi. Ama herkesin yaygın bildiği, özellikle PD-170 şu anda 500 saatten fazla uçuşunu gerçekleşti. Başarılı bir şekilde platformlarda, hem Aksungur'da hem TB3'te deneniyor. Yani oldukça da başarılı bir motor. Mesela neredeyse o seri imalata geçmiş durumda. Evet. Bunun yanında biliyorsunuz ki tamamen yerli ve milli olan dişli kutusundan bütün ana gövdesine kadar Gökbey helikopterimizin Turgut Şahat 1400'ü diyor. Evet, TS-1400 motorumuz mesela TEİ tarafından üretildi. İlk uçuş gerçekleştirildi. Evet. Şimdi biz o motoru seri üretime hazır hale getiriyoruz. Kalifikasyon testleri yapılıyor.
Yani sertifikasyonla ilgili çalışmaların hepsi yapılıyor. Yani onu da takip ediyoruz. Yani aylık toplantılarımız var. İhtiyaç olduğu zaman haftalık toplantılar da olabilir. Yakinen takip ediyoruz. Yani o platformumuza, Gökbey platformuna o motorun en hızlı şekilde entegre edilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Bu da önemli bir çalışma. Hatta belki en önemli çalışmalardan birinci sırada. Ama üçüncü olarak da son zamanda duyduğunuz TF 6000 motoru. Evet. Aslında jet bu da motor. Core motoru ateşledik, evet. Biliyorsunuz. Yani bu aslında birçok platforma zemin. İhtiyaç verecek, evet, zemin hazırlayacak. Yani birçok ihtiyacı giderecek bir platform. Yani buradaki gelişmeler yani Kaan'ın motoruna kadar gidebilecek durumda. Yani aslında siz bir core motor tasarlıyorsunuz, onu çalıştırıyorsunuz, onu geliştiriyorsunuz. Trust'ını, itkisini adım adım artırıyorsunuz. Çünkü bu bir anda olmuyor yani adım adım, aşama aşama. İtkisini artırarak yukarı doğru daha büyük itkilere, güçlere doğru çıkıyorsunuz. Yani bu anlamda TEİ'de yaklaşık 3700'e yakın personel ile yoğun çalışmaları var. Bugüne kadar 12 tane prototipin denemeleri yapılmış. Farklı türevleri de var bu motorların. Ama asıl bu 3 daha küçükleri de var biliyorsunuz. Pistonlu, evet. Gaz motoru da var, küçük, evet. Turbo jet motorlar var. Ama asıl bu 3 ürün yani Türkiye'nin ihtiyacını göz önüne bulundurduğumuz zaman PD-170, TS-1400 ve Turbo Fan motorları 6000. Bizim yani en çok ihtiyaç duyduğumuz alan. Evet. Tabii bu alanda TEİ yoğun çalışıyor, teknoloji geliştiriyor, know-how elde etmeye çalışıyor. Adım adım da işte kamuoyuyla paylaşıyor gelişmeleri. Yani önemli gelişmeler oldu son zamanlarda ve buna ilgi de talep de çok fazla. Hem ülke içinde hem ülke dışında da bu motorlarımıza bir ilgi var. Şimdi hocam sadece TEİ, TUSAŞ, akademik görev, yazarlık değil, başka görevleriniz de var. Kayseri'de, Kahramanmaraş'ta. Biraz onlara değinir misiniz? Şimdi aslında son zamanlarda Kayseri'de ve Kahramanmaraş'ta havacılık yapısıyla ilgili adımlar atıldı. Yani Kayseri iş adamlarıyla TUSAŞ bir ortak şirket kurdu ve burada da havacılık yapısalları işi yapılıyor. Tabii burada TUSAŞ'ın yönetim kurulu havacılık yapısalında ben olduğum için yönetim kurulu başkanına beni getirdiler. Yani çünkü yaptığımız bir iş, yani bizim yaptığımız işin devamı şeklinde. Orada da çok kısa sürede, bir sene gibi bir süre içerisinde fabrika kuruldu. Şu anda talaşlı imalat yapıyor. Hatta şu anda TOMTAŞ Hürjet'in komponent montajını yapacak seviyeye geldi. Evet. AS-9100'ü aldılar. Yani önemli bir belge. Önemli bir belge. Tabii biz depremden sonra bir girişimimiz daha olmuştu biliyorsunuz. Deprem bölgelerinin kalkınması için TUSAŞ olarak Kahramanmaraş'ta bir üretim tesisi kurduk. Bu tesis de havacılık yapısalar tesisi. Yine talaşlı imalat. Ve bunu da yine bizim ekibimiz kurdu. Bu orada bana bağlı bir müdürlük olarak kuruldu. Fabrika açıldı. Tabii bu bir örnek oldu. Kısa sürede onlar da AS-9100 belgesini aldılar. Yani Boeing'e ve Airbus'a ürün yapacak seviyeye geldiler. Aynen öyle. Yani iki vardiya çalışmaya başladı. 5000'den fazla parça üretildi. Yani önemli bir adım atıldı. Güzel de bir fabrika oldu. Oradaki iş insanlarına, sanayicilere bir örnek teşkil etti. Bunun neticesi olarak da oradaki iş adamları toplanarak büyük bir sermayeyle büyük bir havacılık şirketi kurmaya karar verdiler. Ve TUSAŞ ortaklığıyla beraber yine beni o ortaklığın başına yönetim kurulu başkanı olarak uygun gördüler. Yine sebebi hani benzer iş alanı olduğu için. Yani evet. Çünkü farklı bir insanla çalışılabilir ama biz bu işi her gün yaptığımız bir şey. Yani bizim hayatımızın bir parçası havacılık yapsaları. Tabii hal böyle olunca da biz doğal olarak bu alana girdik. Yakın bir zamanda da orada büyük bir havacılıkla ilgili adımlar atacağını söyleyebilirim. Çalışmalar hızla devam ediyor. Yönetim kurulumuz teşkil oldu. Çalışmalar başladı. Arazi tesisi gibi ön çalışmalara başladık. Neler yapacağımızı, hangi tesisleri kuracağımızı şu anda tartışıyoruz. İnşallah ileride açılışına gelirsiniz. İnşallah hayırlısıyla. Başarılar diliyoruz. Çok sayıda görev dedim ya, burası daha farklı bir şey. Kayseri ve Kahramanmaraş'taki etkinlikler. İşiniz de zor ama zevk alarak yaptığınızı biliyorum. Allah kolaylık versin. Başarılar diliyorum. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.